Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün bir kez daha Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim. Evet, Ankara'nın bu sıralarda harareti bayağı yükselmiş görünüyor. Çünkü dört bir yandan yeni tartışmalar, yeni aslında bir yerden de polemikler fışkırıyor. Bir takım yasal hazırlıklar var, bir takım iddialar, bir takım tartışmalar, bazı açıklamalar var, bazı uygulamalar ciddi şekilde tartışılır hale gelmiş durumda. Hani şöyle söyleyelim, seçim dönemlerinde liderlerin bırakın ağzından çıkanların tartışma haline geldiği o seçim sürecinde şimdi açık bir şekilde neredeyse liderlerin kaşlarından, göz hareketlerinden, el hareketlerinden, mimiklerinden bile polemikler çıkabiliyor. Yani sanki yarın sabah seçim varmış gibi bir atmosfer var Türkiye'de. Bir yanda Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar etkisi ve tartışılmaya devam ediyor oluşu ki adeta bir deprem etkisi yaratmıştı. Öyle görünüyor ki tartışılmaya da devam edilecek. Bir diğer yandan bir seçim yasası konusu var. O seçim yasası ile ilgili, daha doğrusu seçim barajı ile ilgili diyelim, daha doğru bir tabir kullanmış olalım. %7 ile 5 arasında gitti geldi bu değişim. Yani %7 mi olacak, %5 mi olacak? Niye yapılıyor bu değişiklik sorusu önemli bir soruydu. Tabii çok genel bir kavramda baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık çok açık bir şekilde görülen ki kaldı ki AKP'nin oy oranları kararsızlar dağıtılmadı. Metropol'ün son anketine göre o kadar düşmüş durumda ki Cumhuriyet Halk Partisi ile adeta başa baş gidiyorlar ama MHP'nin oy oranı da %7'ler civarında, %7'ler 8'ler arasında gidip geliyor. Hal böyle olunca da şimdi mecburen bir hamle gerekti. Bu hamlenin adı da baraj değişikliği oldu. Ama bunun ardından başka konuların da gelebileceği tartışılıyor. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi dar bölge konusuna sıcak bakmasa da AKP canı gönülden bunu istiyor. Çünkü AKP'nin kendi yaptığı bazı simülasyonlara göre diyelim, eğer %7 artı dar bölge uygulamasına geçilir ise biz 400 vekili bulabiliriz umudu besleniyor. Hal böyle olunca da acaba bir umut bunu da hayata geçirebilir miyiz konusu tartışılıyor ama MHP'nin sıcak bakmadığını, çünkü %7 ile kendisine gelecek avantajı dar bölge ile kaybetme durumunun da olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi bir yandan işte bu hazırlıklar yapılıyor. Ekim ayı gibi bu konunun artık Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkması. Yani şöyle söyleyelim, Türkiye Meclisi'nden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi planlanıyor. Neden? Çünkü bu geçtikten sonra yasal süre bir sonraki sonbaharı işaret ediyor olacak. Yani 2022'nin sonbaharını işaret ediyor olacak. İşte bunun uygulanmaya başlanacağı tarih de malum Ekim ayı olacak. 2022'nin Ekim ayı olacak. Eğer takvime göre işlerse malum 1 Ekim'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. İşte 2022'nin sonbaharında ya biz seçime gideceğiz ya da ki bu seçim baskın seçim olabilir ya da o sonbaharda bir erken seçim ilan edilecek ve biz 2023'ün Haziran'ını görmeden sandığa gideceğiz. Artık herkes 2022'nin sonbaharında ya sandık ya ilan noktasında. Ankara'nın hararetini yükselten bir diğer konu da bu. Bir diğer yandan sosyal medya düzenlemesi. AKP sosyal medyaya ilişkin yaptığı düzenlemeyi yeterli bulmadı. Yeteri kadar açık konuşalım, sansür uygulanamıyor. Bu sadece biz buradan sesleniyoruz size. Sesimizi Twitter'dan duyuruyoruz, sesimizi YouTube'dan duyuruyoruz. Haberlerimizi, içeriklerimizi buradan aktarıyoruz. Elbette bu önce bizi de ilgilendiren bir durum. Zira bizim de sesimiz kısılacak. Ama bu hemen ardından da bütün yurttaşları ilgilendiren bir kısım. Niye? İşte ortada bir gerçek var. Erdoğan Bayraktar konuştu. Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları burada radyomuzda, internet sitelerinde, bağımsız internet sitelerinde, KRT, Tele1, Halk TV gibi 3 televizyon kanalında konu haline getirildi. Birkaç gazete, yazılı, basılı gazetede bunu manşetlerine ve birinci sayfasına taşıdı. Ama bunun dışında kalan hiçbir mecrada, yani ana akım olarak adlandırılan mecrada bu konu tartışılmadı. Ama Erdoğan Bayraktar'ın adı tam 24 saat boyunca Twitter'da TT oldu. İşte sosyal medya düzenlemesine bunun için ihtiyaç var. Tabii şimdi 2022'nin sonbaharını, kışını işaret ediyoruz seçimler için.
O seçimlere de örneğin tırnak içerisinde söyleyelim, yalan habere 5 milyon lira gibi bir ceza kesilmesi. Yani içerik sağlayıcılar eğer bu noktada örneğin Twitter'da bir haber paylaştınız, bir şey gördünüz, bir şey duydunuz ve paylaştınız ve bu doğru ama konunun muhatapları bunu yalanladı ve yalanlamanın hemen ardından Twitter'a yazılacak, bildirilecek, kaldır diyecekler. Kaldırılmazsa Twitter'a artık 5 milyon liralık da bir ceza kesilecek. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? Yok öyle birkaç temsilciyle bu işi götürmek. Karşımızda muhatap olacak ve bunun bedelini ödeyecekler minvalinde açıklamalar yapıyordu. İşte bu bedel böyle ödettirilecek ve böylelikle sosyal medyaya artık tam anlamıyla bir sansür uygulanmış olacak. Ya da gelin başka bir noktadan bakalım. Halk TV izleyebilmek için, evet, uydu yayınından alabilirsiniz ama ne kablolu TV'de bulabilirsiniz ne de başka bir yerde bulabilirsiniz. İşte Halk TV, gidin bakın YouTube hesabında ya da Tele1 ya da KRT TV gibi yayın organları. YouTube'lardan, YouTube yayınlarıyla 5000-6000 kişi izliyor tartışma programlarını. İşte bu noktada sosyal medyaya kısıtlama geldiğinde buralarda kısıtlanmış olacak. İşte AKP hem seçimi planlarken bir yandan da bunun hazırlığını yapıyor. Ama AKP tüm bunları planlarken, daha doğrusu iktidar cenahı Cumhur İttifakı bir yandan bunları planlarken öte yandan başka bir plan daha yapıyor. Tabanındaki tepkiyi, tabanında kendilerine olan kızgınlığı azaltmanın da hazırlığını yapıyorlar. Nasıl mı? Mülteciler konusu, göç konusundaki strateji olmayışın getirdiği sorunlar. Malum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özellikle Afganistan'da ortaya çıkan tablo sonrası aslında kendi iktidar ortağını da kendi ortağını da eleştirecek şekilde konuşmuştu. Artık yükümüz kalmadı, bu bir işgaldir, bu bir istiladır demişti. Göçlerle ilgili sonra bir rapor hazırlanmıştı. MHP'nin göç raporu da kendi iktidar ortağına çok ağır eleştirilerde bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde Özgürüz Radyo'da biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika değişikliğine gideceğini ve bu noktada da göç konusunda, mülteciler konusunda artık sert adımların gelebileceğini söylemiştik. Nitekim o söylediğimizin aslında uygulaması Ankara oldu. Ankara şimdilik bir pilot bölge halinde. Bu yavaş yavaş çeşitli illere doğru da yayılacak deniliyor. Ankara'da konuşulan ihtimallerden biri de bu. Örneğin başka illerde kayıtlı olup Ankara'da bulunan Suriyeli mülteciler bulunacaklar, kayıtlı oldukları illere gönderilecekler. Yine kayıtlı olmayan, bu doğal olabilir, elbette ki bunun uygulanması gerekiyordur belki de, iş yerleri kayıtlı değilse çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Metruk binalar, tırnak içerisinde, benim en çok dikkatimi çeken konulardan biri buydu. Metruk binalarda yaşayan mülteciler tespit edilecekler ve kayıtlı bulundukları illere gönderilecekler. Metruk binalar ne diye soracak olursanız Ankara'da şöyle söyleyelim. Kentsel dönüşüme ya girmiş ya da girmesine kesin gözüyle bakılan yerlerin kiraya veriliyor olması aslında. Yani metruk bina bu. Bu ülkenin başkentinde öyle boşaltılmış metruk halde bulunan çok az bina var ama bunun dışında yani boşaltılmış, boş, kentsel dönüşme ya girdi ya girecek olan binalar var ki buralar yüksek fiyatlarla Suriyeli mültecilere, Afgan mültecilere kiralanıyorlar. İşte burada yaşayan mülteciler de kayıtlı bulundukları yere götürülecekler. Yok eğer hiç kayıtları yoksa sınır dışı edilecekler. Aslında bunun gelişi belliydi, söylemiştik. Mülteciler konusunda AKP'de, MHP'de tabanlarında oluşan tepkinin artık kontrol edilemeyecek düzeye geldiğini gördüler ve bu noktada da bir adım atarak harekete geçtiler. Bu da önemli bir nokta ki başka bir şey daha söyleyelim. Göç idaresi tam daha az önce Ankara için alınan kararları açıkladığında, ondan birkaç saat önce daha doğrusu, MHP altında ilçe teşkilatı göç idaresiyle, Ankara göç idaresiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Altındağ'ın neresi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilere yönelik büyük bir provokasyonun yaşandığı yerdi. Bu da başka bir çarpıcı nokta. Bunun yanında elbette ki protokol tartışmaları var. Bunun yanında Diyanet'le ilgili ciddi tartışmalar da var. Yani özetle baktığımızda Ankara ciddi bir hararet yaşıyor. Ve bu hararetin altında sanki yarın seçim olacakmış gibi bir durum söz konusu. Artık kabul edelim ki Türkiye seçim satımı haline girdi. Ancak geçen gün söylediğimiz gibi onu bir kez daha tekrarlayalım. Önce gerekli hazırlıklar yapılacak. Ardından seçime gidilecek.
Bakalım muhalefet buna hazır mı? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.